Merhaba gençler. Ben numara numaracağım. 11. soruyla devam ediyorum. Ev almak isteyenler için ikinci apartmanın satış temsilcisiyle görüşen iki aile satılık evlerin listesini incelerek aynı katta ev almaya karar vermişlerdir. Aynı katta. Alacakları evlerin ilk kat ve son kat olmasını istemedikleri için ilk kat ve son katı çizdim. İki ailenin bu apartmanın aynı kattan ev alma olası durumların sayısı kaçtır? Şimdi birinci kata geçtik. İkinci katta zaten boş daire yok. İkinci katta bir tane daire var. Aynı kattan iki ev alınacağı için burayı deledim. Dördüncü katta 13 ve 14 var. 13'ü bir aile, 14'ü bir aile alabilir. Yani 13-14 bir olası durum. 14 13 bir olası durum. Yani o zaman ikinci kattan iki olası çıkar İki olası durum çıkar. Buradan iki olası durum çıkar. E, buraya atlıyorum şimdilik. Buradan iki olası durum çıkar. Burada iki daire var. İki olası durum çıkar. Burada iki daire var. İki olası durum çıkar. Buraya geldiğimizde 22 23 seçilirse 2 23 24 seçilirse 2 ve 22 24 seçilirse 2 olmak üzere toplam 6 tane 6. kattan olası durum gelişir. 2 4 10 12 14 16 farklı olası durum belirlenebilir. Cevap D. 12. soru için soruyu lütfen doğru okuyun. Bizde yeni nesil sorularda doğru okumazsak yanlış yapıyoruz. Lütfen dikkat edin. 1'den 13'e kadar numaralı toplar vardır. 1. torbadan bir top çekiliyor. 4 çekilmiş. 2. torbadan 5 çekilmiş ve 3. torbadan çekilen top 1. ve 2. torbada çekilen topların toplamından büyük olması gerekmektedir. E bu şartı sağlayan yani 4 ile 5'in toplamı 9 olduğu için 9'dan küçük olanları, 9'a eşit olanları eliyorum. Çünkü toplamından büyük olması lazım. Kaç tane top kaldı? 2 tane. Toplam kaç top var? 5. 2 bölü 5 çıkar. Cevap Ceyhan seçeneği. Evet bu sayfayı da bitirdik. Bir sonraki sayfa. Soru biraz uzun. Soruları siz önceden okumanız gerektiği için bu şekilde yapıyorum burada özetle sevim halatları oluşan BC kenarına ait yükseklik, BC kenarına ait e, ne kenar ortay tam orta noktasına varacak doğrultu geçmenin uzun sürmesi için yani bu kenar ortay ben yazı vereyim ve açıortay. ortay bunların aynı sürede karşıya geçebilmeleri için aynı miktar olmaları lazım aynı miktar olabilmesi için de ikiz kenar olması lazım. Yani bunu biraz daha açıp bunu da 7 yapıp iki tane 7 olursa açıortay, kenarortay eee ve yükseklik tek olur. O zaman 6'yı bir arttırıp yani AB'yi bir arttırıp 7 yapmak gerekiyor. Cevap Ceyhan 10. Soru, 13. soru için. 14. soruda bir bilgisayar programı verilmiş. Sayı gir. Pozitif bölen sayısını bul. Sayı çift ise başka. Tek ise başka bir yöne doğru ilerle. Buna göre 8 ve 36 girilmiş. 8'in çarpanları 1, 2, 4 ve 8 36'nın çarpanları 1, 2 3 4 6 9 ya da şöyle yapsaydım. 6, 9, 12, 18 ve 36. Şu 9'u şuraya yazdım. E toplam burada kaç tane var? 4. Yani çift. Buradan devam edeceğiz. E burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tane 6'yı tek sayıyoruz. Tek olduğu için buradan devam edeceğiz. En küçük pozitif bölen çift sayıyı yani 2'yi taban kabul edeceğiz. En büyük böleni de üreteceğiz. ya burada da aynı bir şey. Ee, en küçük pozitif bölen asal sayı 2 yani 2. En büyük pozitif bölen sayıs, sayıyı üst al yani 36'yı. Ve bu bunlardan büyüğü küçüğe böl. Yani 2 üzeri 36'yı 2 üzeri 8'e bölersem 2 üzeri 28 çıkar. O da 4 üzeri 14'tür. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 15. soru. Şimdi bir dikdörtgen şeklindeki kolü verilmiş. Sonra bu taşıma sırasında birazcık yasılmış. Ne kadarlık bir azalma olmuş? X eksi üçlük bir azalma olmuş. Taralı alandaki değişim nedir? Şimdi değişimi aradığımız için mevcut yükseklikten daha kısa olduğu için değişimi bu oluşturacaktır. Yani 4x artı 5'i değişim miktarı ile çarpar ise bulabilirim. 4 ile x'i çarparsam 4 x kare. 4 ile 3 çarparsam eksi 12 x. 5 ile x'i çarparsam 5 x. 5 ile 3 çarparsam eksi 15. Yani velhasıl 4 x kare eksi 7 x eksi 15 çıkar. Ki bu Bursa seçeneğinde vardır. 15. sorunun cevabı Bursa'dır. geçiyoruz. Evet. Bir koridor planı verilmiştir. Kapılar karşılıklı ve duvara bitişiktir. Aralığında bir boşluk yoktur. Kapılar en fazla 90 derece ve ok yönünde ve koridora doğru açılmaktadır. Bütün kapılar eşit uzunluktadır. Eni x'tir. Kapıların açımının yönündeki zemini mavi rengi boyayacaktır. Maviye boyanmayan yerlerin alanı nedir? Şimdi şuraya ben şekli, şöyle biraz yaklaştırayım yukarıdaki şekli, buraya bir daha çizeyim. Ben şöyle yan çizdim. Şurası 2x artı 5, burası 5x artı 2. Her köşede kapılar var. Yani şöyle çeyrek daire oluşturacak şekilde kapılarımız var. Ve kapıların her birinin eni x. Dolayısıyla dair dikdörtgenin alanından yani 5x artı 2 ile 2x artı 5'in çarpımından pi r kareyi çıkartacağım. Pi 3 r kare x kare. Tamam çarptığımız zaman 10x kare. E buradan 25 gelir. Buradan da 4 geldiği için 29x artı 2 kere 5'ten 10. Buradan 3x kare çıkarttığımız için x kareden x kare çıkabilir. 7 x kare artı 29 x artı 10 olacaktır. Bu da Bursa seçeneğinde mevcuttur. Gelelim 17. soruya. <laughs> indirim miktarı verilmiştir. İndirimden sonra hemen indirimleri uygulayalım. %25 çeyrek demektir. 4'te biri gider. Bu fiyat 3 kök 2'ye düşer. E 40'ın %40'ı 16 yapacaktır. İsteye inanmayanlar olabilir. Şöyle kök 2'yi yazmadım bilerek. 16 indirim yapılıyor. 16 indirim. 40'tan 16 inerse 10 insan 30, altta insan 24. Burası 24 kök 2. Tamam. 30'un %30'u 9 yapar. Burada da 21 kök 2 kalır. Onu da yap vereyim artık elimdeymişken. 30'dan 9 21. E bunun yarısı olduğu zaten aşikar. %50 yarısı demekti. Tamam. Hangisi yanlış olur? Elbiseyle ceketin fiyatı aynı oldu mu? 3 kök 3 kök aynı oldu. Etek pantolondan 8 kök 2 fazladır. Etek pantolondan 8 kök 2 fazladır. ifadesi yanlış. Diğerlerini de okuyayım. Çeketin fiyatı pantolon fiyatından küçüktür. Ceket 3 kök 2 pantolon 24 kök 2 gayet mantıklı. Ceket ile elbisenin fiyatları toplamı 6 kök 2'dir. Bu doğru. Dolayısıyla Bursa yanlıştır. Diğer seçenekleri kontrol etmemin sebebi e, 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 dikkatsiz okumaları engel olmak için. Evet. 5, 500 kalori yakmak için 10 bin adım atılıyormuş. Yürüyüş yapan Şule Hanım kalorilerin 200'den fazla olduğunu bildiğine göre. Şimdi 500 için 10 bin adım. 500 dedik 50 yazdık. 200 için kaç olur? E bu bunun 20 katı, 20 katı olduğu için burası 4000. Eğer tam 200 olsaydı 4000 olurdu. Ama 200'den fazla olunca bizimki de 4000'den fazla olur. Evet devam ediyorum. Son sayfaya geldiğim zaman sorumuz çok uzun. Ben sonunu okuyacağım 19. soru için. Deftenin bulabileceği sonuçlardan hangisi a eksi 2 değeri için en büyüktür? a eksi 2 için. E bunun eksi 2'nin küpünü alır isem eksi 8 yapar. Eksi 2'nin 7'sini alırsam eksi 128 yapar. Eksi 2'nin eksi 3'ünü alırsam eksi 1 bölü 8 yapar. Eksi 2'nin eksi 7'lisini alırsam eksi 1 bölü 128. Burada sıfıra en yakın olan en büyük olacağı için cevap denizlidir. Son olarak 20. soru. Şu boşluğa çözebilirim. Şimdi dairelerin verilmiş, anlatmış. 14 Batı ile 34 doğu arasındaki numara farkı ne olacaktır? Ben şöyle bir taktik uyguladım. Bilmiyorum e, sizler ne diyeceksiniz. Yorumlarda görüyorum. Bazen benim çözümlerimin farklı ifadeler var. Ben daireyi buraya yazdım. Bir no'lunun üstünde 4 fazlası 5 olur. 4 fazlası 9 olur. 2'nin üzerinde 4 fazlası 6, 4 fazlası 10 olur. 3'ün üzerinde 4 fazlası 7, 4 fazlası 11 olur. E orada 4, 8, 12 numaralı daire son dairedir. böyle devam etmektedir. Şimdi batı dediği için ben şuranın kuralını bulayım. Buranın kuralı 4'er 4'er arttığı için 4n eksi 3'tür. 4'ten 3 de 1 kalır. E o zaman 14 yazarsam 4 çarpı 14 eksi 3'ten 56 eksi 3 yapar. Dolayısıyla 53. Yani şurada yer 53. Öbürkü de doğu dediği zıttı. Buranın kuralını bulayım. 4 n eksi 1. 4'ten 1 çıkınca 3 kaldığını unutmayın. Burada 37. kattaydı. 37 eksi 1. 4 ile 37'yi şey yaparsak 120, 148. 1 çıktı. 147. Burası da 147. Aralarında 94 fark vardır. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mikromat onu da böyle sonlandırmış olduk. Bütün hocalarıma katkı sunan tüm hocalarıma saygılarımı sunuyorum. Ee, Allah emanet olun.